Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 8. sınıf en büyük ortak bölen yani EBOB konusunu öğreneceğiz. İki sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne kısaca EBOB denir. Yani en büyük ortak bölen denir. EBOB veya OBEB olarak gösterilir. OBEB açılım olarak ortak bölenlerin en büyüğü. Bu geçtiğimiz yıllarda daha çok kullanılırdı. Biz daha çok en büyük ortak bölenin baş harfleri olan EBOB'u kullanacağız. Gösterimleri şekildeki gibi olabiliyor. Burada A ve B'nin yerine sayı gelecek. Sağ alt tarafı EBOB, yani şurada gördüğünüz gibi. İşte 16 ile 24'ün EBOB'unun matematikçesi gibi düşünebiliriz. Ya da başa büyük harflerle EBOB yazıp yan tarafına parantez içinde sayıları gösterebiliriz. İki sayının EBOB'u nasıl bulunur? Normal asal çarpan algoritmasını yaparken biz asal sayılara bölüyorduk. Burada şimdi 2'ye bölmeye yine başlıyoruz en küçük asal sayıdan. İkisini de bölüyorsa, 2 sayıyı da 16'yı da 24'ü bölüyorsa yanına işaret koyuyorum. Sonra yine 2'ler böldü. Yine 2'ye böldü. Mesela burada 2'ye böldüm 1 ama 3'ü 2'ye bölemediğim için 3 aynı kaldı. O zaman buraya işaret koymuyorum. Aynı şekilde diğer sayıyı da 3'e böldüm. 1'i bölemediğimiz için kaldı. Sadece işaret koyduklarımızı çarptığımızda EBOB bulunuyor. Yani 16 ve 24'ü bölebilecek en büyük sayı 8'dir. Dikkat edersek 16 ve 24 çift sayılar, 2'ye bölünebilir. Her sayı 1'e bölünüyordu. Aynı zamanda 4'e de bölünüyor ama en büyük 8'e bölünüyor. Mesela 16 ile 24'ün EBOB'u 8 ise en büyük ortak böleni 8 16 ile 24'ün. Diyelim biz 16 ve 24 kiloluk meyve sularımız var. Birisi şeftali suyu, biri vişne suyu. Biz bunu 8 litrelik büyük kaplara koyabileceğimiz gibi 4'lük, 2'lik ve 1'lik kaplara da bölüştürebiliriz. Anlamı çıkıyor. Ama en büyüğü kaçtır dersek 8 olacak. Şimdi EBOB'un nasıl bulunduğunu gördük. Birazcık pratik yapalım. Burada verilen sayıların EBOB'larını bulacağız. EBOB'ları bulurken ikisini birden bölüyorsa şayet sayım, işaret koymayı unutmuyorum. İşaret koymayı unutursak sonuç yanlış olur ve problemin gerisinde de hata yapabiliriz. 12-20 2 ile başlıyoruz. İkisi de çift sayı, ikisi de 2'ye bölündü. İki sayı da değişti. Yani 2'de işaret var. İster böyle işaret koyabiliriz, ister yanına çarpı koyabiliriz. İkisi de doğrudur çocuklar. 6 ile 10'u 2'ye böldüm. 3, 5. Yine ikisi de bölündü. Sonra 3'e böldüm 1. 5 3'e bölünmediği için aynı kaldı. 5'e böldüm 1. O zaman biz EBOB'u bulduk. EBOB 12 ile 20 eşittir 2 çarpı 2'den. İşaretli olanları çarpıyorum, yani 2 çarpı 2'den 4 gelecektir. 24 ile 36'nın EBOB'una bakalım. Diğer derslerde hatırlattığım gibi burada ben yapmadan önce siz yapıp sonra çözümleri izlerseniz daha yararlı olur. Burada iki sayı da 2'ye bölündüğü için işaret koydum. Bir daha iki sayı da 2'ye bölündüğü için işaret koydum. Bir sonrakinde 2'ye böldüm. 6 2'ye bölündü. 3 oldu ama 9 bölünmedi, aynı kaldı. Bakın, değişim yoksa EBOB işaretini koymuyoruz. Sonra 2'ye bölünmüyor iki sayı da. 3'e böldüm. İkisi de bölündüğü için 3'e işaret koydum. Sonra bir daha 3'e böldüm. 1. Biz burada EBOB'larını bulduğumuzda EBOB 24 ile 36 derim eşittir 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 1'den 4 çarpı 3. Cevabımız 12 gelecek. 24 ve 36 sayılarını bölebilecek en büyük sayı, ikisinin ortak böleni 12'dir. Devam edelim 75 ve 105'e. 75 ile 105 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünür. 7 ile 5'in toplamı 12. Oradan da sağlamasını yapabilirsiniz. Yan tarafta da yazarak bölebiliriz. İkisi de bölündüğü için işareti koydum. Sonra bir daha 3'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 5 ve 7. Zaten bakın, ikisi de aralarında asal olduğu için ortak bölenleri yok. 1 ve kendisinden başka ortak böleni olmayan sayılar da asal sayılar.
5 ile 7 aslında bölünmeyecek. Burada bitirebiliriz ama 5'e böldüm 1. İkisi bölünmediği için 7 aynı kaldı. 7'ye böldüm 1. İşareti koyduklarımı çarpıyorum. EBOB'u buluyoruz. 3 çarpı 5'ten EBOB 15 gelir. Hemen 48 ile 72'ye bakalım. Gittikçe hızlandırmaya çalışacağız işlemleri. İkisi de bölündü, işaret var. 2'ye böldüm. 12, 18. Yine işaret var. İkisi de değişti. 2'ye böldüm. 6, 9. Yine işaret var. 2'ye böldüm. Bu sefer işaret yok. Çünkü 9 bölünmedi. 3'e böldüm. 1, 3. Mesela bir tanesi 1 olduğu vakitte aslında sonlandırabiliriz EBOB'u. Ama bir sonuna kadar götürelim. Bu ikisinin EBOB'unu bulduk. Bunu da diğer yöntemle bir göstermesine bakalım. Parantez içinde 48 ve 72'yi yazıyorum. Şuraya EBOB yazacağız. Şuraya. 48 ile 72'nin sağ alt tarafına, parantezin altına EBOB yazdım. Eşittir 2 üstü 3. Yani 8 gelecektir. Devam ediyoruz. Pratikler önemli. 60 ile 75'e bakıyoruz. 60 ve 75'in EBOB'unu bulalım. Yine 2'ye böldüm. 30. Bu bölünmedi. 75 aynı kaldı. Bir daha 2'ye böldüm. Bakın bir tanesi aynı kaldığı için, bölünmediği için işaret koymadım. Sonra 3'e böldüm. Bu 5. Bu 25. İkisi de bölündü. İşareti unutmuyorum. Sonra 3'ler de bitti. 5'e böldüm. 1, 5. İkisi de bölündüğü için cevap aslında 3 kere 5, 15'i gördük. Ama biz sonuna kadar götürelim. EBOB kısaca yazarsak 3 çarpı 5'ten 15 olacaktır. 80 ve 150. Yine bunları çarpanlarına ayıracağız. Aynı olanları, ikisini de bölenleri işaretleyeceğiz. 2'ye böldüm 40. 152'ye böldüm 75. 2'ye böldüm 20. 75. 2'ye böldüm 10. 75. Şu an bir yerde hata yaptım. Nerede yaptım hata? Hızlı hızlı yapayım derken nereyi unutabiliriz? İşaret koymayı. İkisi de değiştiği yere işaret koydum. Bir sonrakine bakıyorum. 75 değişmemiş. O zaman bunda işaret yok. Burada bakıyorum 75 değişmemiş. Yine değişmemiş. O zaman bunlarda işaret yok. Diyelim kaçırdık. Ya silip baştan yazacağız. Yapacağız. Ya da değişenlere bakıp işi bitiriyoruz. Burada ikisi yine bölünmedi. Sonra 5'e bölünüyor ikisi. İkisi de 5'e bölündüğünü gördüysen 1 ve 5. Sonra bir daha 5'e böldüm 1. Burada EBOB'umuz 2 çarpı 5'ten 10 geldi. Tabi sadece böyle basit EBOB'u bul diye sormayacaklar. Bunları problemlerde kullanacağız. Onları da sonraki derslerimizde göreceğiz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Burada üstlü sayıları biz üstlü gösterilişi olarak görmüştük daha önce. Atıyorum 80'i parçalıyorduk. 2'ler, 3'ler, kaç tane 2, kaç tane 3'ten oluşuyorsa üstlü sayılar olarak göstermiştik. Burada aynı mantık var ama biz burada sayıları bulup tekrar uzun uzun yazmayacağız. EBOB'larını bulmaya çalışırken ikisini ortak bölen sayıları buluyorduk. EBOB'daki kuralım ortak olanların sadece küçüğünü yaz. Üstü sayılar böyle vermişse sadece ortak olan sayılara bakıyorum. İkisinde de ortak olanlar. Ortak olanların üstü küçük olanı alacağım sadece. Sonra çarpacağız. Atıyorum iki tane aynı varsa küçük olanı olmayacağı için o ortak olanın İkisi de aynı ya. Bir tanesini alıp yazıyorum. Burada mesela A'ya bakalım. İki üstlüler var. Ortaklar. Asal çarpan ortak. İki üstü kaç üstü küçük? İki üstü 3'ün. O zaman iki üstü 3'ü aldık burada. 3 daha küçük olduğu için. 3'lere bakıyorum. Şunun gizli üstünü yazayım bir. 3 üstü 1 daha küçük olduğu için onu aldık. Sonra çarpma yapacağım. Bunları düzeltiyorum. 8 çarpı 3'ten 24 gelecek. Burada neden bu kural bu şekilde?
sadece ezberlemeyelim, mantığını da anlayalım isterim. A sayısında biz 2'ye bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 2'ye bölünüyor yapıyoruz. B sayısında 4 tane 2'ye bölünebiliyor. Ortak işaret koyuyorsam 3 tane 2'de bir ortaklık var. Yani ikisinde de 2'ler var. İkisinde 3 tane 2 var. Ama bir tanesinde, yani B'de, bir tane fazla 2 var. 2 böleni var. Ama biz ortak olanları alıyorduk. En büyük ortak bölen. Ortak olanlarını işaretliyorduk. O yüzden üstü küçük olanı alıyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. A ve B'de 2'ler var. A ve B'de 2'ler varsa üstü küçük olan alttaki 2 üstü 1'i aldım. 3'lerde ortak olan 3 üstü 2 üstü küçük olanı yazdım. 5'lerde ortak, 5'lerde üstü küçük olan 5 üstü 3'ü yazdım. Bunların çarpımı cevap. Bunları çarpmayalım. Ne olduğunu anlayalım, yetecek bize. Zaten şıklarda sayı büyükse büyük ihtimalle bu şekilde şıklarımıza da koyar. Bir sonrakinde bakıyorum. 3'ler ortak mı? Hayır. 5'ler ortak. 5'lerde üstü küçük olan kim var? 3 ortak olmadığı için almadık. 5'lerde üstü küçük olan burası. 5 var. Yazdık. Sonra 7'ler ortak. 7'lerde hangisini alacağım? Üstü küçük olan 7 üstü 2. 7 üstü 2 aldım. Cevap bu. Geçiyoruz 3. soruya. 3. soruda bu sefer dikkat edin. İşaret koymamış, sayıları da vermemiş. Biz burada bunları çarpa çarpa tek tek bulabileceğimiz gibi değişimlerine bakarak bize EBOB'u sormuş. A'yı B'yi sormamış. O yüzden çarpıp değiştirip gitmeye gerek yok. Ama tersten yaparsak da 1 ile 5'i çarptım 5. Sonra bakın F'ler değişmediği için 5 ile 3 çarp, buraya 15 yazmıyoruz. 5, 5 aynen gidecek. Sonra 5 kere 2 10. 10 kere 2 20. Bu şekilde yukarı doğru çıkabiliriz. Harflere dikkat edeceğiz. Ama biz bu soruda harfleri bulmadan yapmaya çalışalım. A ve B sayısı ikisi de bölündüyse aşağı geçerken sayıların değişmesi lazım. İkisi de değiştiği için burada bir işaret var. Sonra bir sonrakinde yine ikisi de değişmiş. O zaman C de D de 2'ye bölünmüş. Yani yine işaret var. Bir sonrakinde F aynı kalmış. Burada bir değişim yok. Burası aynı kaldığı için dümdüz geçmiş. O zaman buraya işaret koymuyorum. Sonra F 1 olmuş. Burada da F 1 olmuş. İki sayı da değişmiş. O zaman 5'e de işaret koyuyorum. EBOB'ları 2 üstü 2 çarpı 5 üstü 1. Sadece işaretlediklerim çarpımı. 4 çarpı 5'ten cevap 20 gelecek. Sayıları bulmaya gerek yok. Ama dediğim gibi bulurken de çarpıp yukarı gidiyorduk. İlk derslerde yapmıştık. Unutanlar varsa ilk derslerimizden asal çarpanlarını ayırma konusundan nasıl yukarı doğru çıktığımızı tekrar edebilir. Evet, bir sonraki durumda A, B değişmiş mi? Burada A aynı kaldığı için işaret yok. Bunu attık. Sonra A yine aynı kalmış. Yine işaret yok. Buraya attık. A, E olmuş. D, F olmuş. Yani ikisi de 3'e bölünmüş. E, G olmuş. F de G olmuş. O zaman ikisi de bölünmüş. Sonra G'ler de ikisi de bölünüp 1 olmuş, değişmiş. Biz yazıma göre 3 üstü 2 çarpı 5'ten sonuca gidiyoruz. 3 üstü 2 9'dur. 9 çarpı 5'ten cevap 45 gelecektir. Buraya bakıyorum. A, C olurken B de D olmuş. Yani iki sayı aşağı doğru değişmişse işaret var. C aynı kalmış. C aynı kalmış. Sonra buraya geldim. C 1 olmuş. Buradaki de C 1 olmuş. O zaman 7'de de işaret var. 3 çarpı 7'den 21 EBOB'umuz olacak. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Evet, 75 ile 40'ın EBOB'unu bulacağız. Sonra 18 ile 30'un EBOB'unu bulacağız. Bunları uzun uzun bölmeyi görmüştük. Şimdi birazcık nasıl hızlanabileceğimize bakalım. 75 ve 40'ın EBOB'una bakıyorum. Yazdık 75 ile 40'ı. Hızlıca EBOB'unu bulmaya çalışalım. Şimdi 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. Bakın değişmediği için yazmıyorum hızlanmak için. 2'ye böldüm 5. Sonra bu dümdüz aşağı indi zaten. Tek tek 75'i yazmadım. Sonra ikisi de 5'e mi bölünüyor? Evet. 75'i 5'e böldüm 15. Sonra bu 5'e işaret koydum. Bundan sonra 5'i bölmek için
Başka bir işleme gerek yok. Şu 1'i gördüğümüz vakit durabiliriz. Mesela 75 3'e bölünüyor diye devam da edebilirdim. Ama 5 asal sayı zaten. 5 sadece 5'e bölünebilir. Biz ortak olanı aradığımız için burada direkt 5'e bölmeye atladık. Hemen EBOB'larının 5 olduğunu bulduk. O zaman şurasına yazalım. 5. Artı 18'e 30'a bakacağım. Diğer yolumuz doğru. Ben sadece nasıl hızlanabileceğimizi görelim istiyorum. 2'ye böldüm. İkisi de 15 oldu. 2'yi işaretledik. Sonra bakıyorum 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 9. 3 oldu. 15'i 3'e böldüm. 5 oldu. Bunu da işaretledim. Bakın bundan sonra zaten bir adım atarsam 3'e böldüm. Bu 1 oldu. Bu 5 kalacak. O zaman buradan gerisine gerek yok. 1'i bulduğum vakit duruyorum. EBOB bulurken. Burada da 2 ile 3'ü çarptığımız vakit 2 çarpı 3'ten 6 gelecek. O zaman bize 5 ile 6'nın toplanması isteniyordu. 5 artı 6'dan cevabım 11. Hemen bir sonrakinin hızla geçelim. 24 ile 30'un EBOB'una bakıyoruz. 2'ye böldüm 12, 15. 2'ye böldüm 6, 15. 2'ye böldüm 3, 15. İşaret koymuyorum bakın 15'ler aynı. 3'e böldüm 1, 5. İşaret koydum 1'i buldum durdum EBOB olduğu için. Hemen buradan EBOB'larının 6 olduğunu bulduk. Sonra 24 ile 36'nın da EBOB'larına bakalım. 2'ye böldüm 12, 18 işaret var. 2'ye böldüm 6, 9 işaret var. 2'ye böldüm 3, 9. 9'lara aynı işaret yok. 3'e böldüm 1, 3 işaret var. 1'i bulduğum için durdum. Bunları çarpıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12, yani 2 sayımızda en büyük 12'ye bölünür. Sonra biz işlemimize geçelim. 6 bölü 2 artı 12. Önce bölme yapılır. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 3 artı 12'den cevabımız 15 gelecek. Bu dersimizin sonuna geldik. Dersin yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.